Herkese merhaba. Bu dersimizde modelleme, Blender'da çok basit modelleme tool'larına bakacağız. Birkaç tane basit obje modelleyeceğiz. Daha öncesinde Blender'ın arayüzünü gördük. Bu derste de artık birazcık daha Blender'ın nasıl çalıştığını gösterecek ve Blender'da nasıl model yapılacağını anlatacak basit şeylere bakacağız. Yaptığım şeylere, tıkladığım objelere ya da klavyedeki bütün kullandığım kısa yollara hepsine şuradan ulaşabilirsiniz, görebilirsiniz. Bu shortcut VUR şeyini kullanıyorum ben, add-on'unu kullanıyorum. Şimdilik view şeyine geçeceğim, bölümüne geçeceğim. Ve öncelikle çok basit objeleri nasıl ekleyebileceğimizi tekrarlayalım. Obje eklemek için add sekmesine geliyorsunuz. Burada 3 boyutlu obje ekleyeceksiniz ve yapacağınız objenin mesh olmasını istiyorsanız buradaki seçenekleri kullanacağız. Add-ons'a gelip ekstra objeler ekleyebilirsiniz ama şimdilik ben şu basit objeleri kullanacağız. Zaten size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer mesh modelleme yapacaksınız, oyun vesaire, oyun 3 boyutlu modellemesi yapması düşünüyorsanız sizin için plane, cube, UV sphere ve cylinder yeterli olacaktır. Neredeyse bütün objeler için. Bunun dışındaki diğer objeler hepsi birbirinden zaten türetilebiliyor. Koniyi silindirle yapabilirsiniz. Torus'u da silindirle yine üretebiliyorsunuz. Hatta silindiri küple ve küreyi de küple üretebilirsiniz. Aslında her şeyin temelinde çok basit bir obje olduğunu şimdiden bilmenizi istiyorum. İkincisi, modelleme yaparken obje eklerken şimdilik 3D cursor'ınızı açmanız gerekiyor. Ben 3D cursor'ı Blender'ın içinde kullanmayı sevmiyorum. Ancak belli işlemler için kullanmak zorundayız. O yüzden 3D cursor'ı şimdilik göreceğiz. 3D cursor'ın da tam olarak lokasyonunu buradan da değiştirebilirsiniz. Shift sağ tıkla da yine değiştirebilirsiniz. Dikkat ederseniz Shift'i basılı tutup sağ tıkladığımda objenin 3D cursor'ın yeri değiştirilebiliyor. Şuraya gelip sıfırladığımda da sıfır top sıfır şeklinde orijinal yerine dönüyor. Şimdi yapacağım objenin merkezi hep bu objenin bulunduğu yer olacak. Add diyorum, mesh diyorum ve cube diyorum. Dikkat ederseniz objem tam olarak bunun merkezinde yer aldı. Şu objenin ortasında gördüğünüz turuncu şey bu cube'un pivot noktası. Buradaki ismi sanırım origin diye geçiyordu. Bu pivot noktası da bu objenin tuttuğumuz yeri ve genel olarak objeyi anime ettiğimizde ya da objenin üzerinde başka değişiklikler yapmak istediğimizde bulunduğu yeri bizim için önemli olacak. Şu gördüğünüz başlık yeni bir obje yaptığınızda objenin ayarlarını da değiştirebilmenizi sağlıyor. Yani objenizi 1 metre uzunluğunda, genişliğinde ve yüksekliğinde yapmak istiyorsanız 1 metreyi kullanabilirsiniz. Ya da şöyle bir değer 10 santim 10 cm yazarak girdiğinizde dikkat ederseniz 0.1 olduğunu algılıyor. Ancak diğer programlardan alışık olduğunuz 3D Max gibi ya da Maya gibi diğer programlardan alışık olduğunuz gibi uzunluk, yükseklik ve genişlik değerlerini vermiyor. Önemli değil. Onları başka şekillerde değiştirebileceğiz. Ben şimdilik bunu default haline getiriyorum. Bunun dışında diğer gördüğünüz şey Align World. Eğer objeniz herhangi bir şekilde 3D cursor'ınız başka bir açıda duruyorsa, eğer Align World değil de Align 3D cursor deseydiniz tam olarak o objenin döndüğü yöne doğru dönecekti. Şöyle yapalım. Ben 3D cursor'ı Y düzleminde 46.6 derece çevirdim. Şimdi 3D cursor'ı align'ladığımda dikkat ederseniz Y düzleminde böyle bir alignment'ı değişiyor olacak. Ben şimdiki world'ı align'layacağım ve 3D cursor'ımın 46 derece değerini değiştireceğim. Diğer objelere bakmak istersek X'e basıp siliyorum. Diğer objelerimize bundan sonra bu add kısmına çok gelmeyeceğim. Onun yerine Shift A kısa yolunu kullanacağım. Benim için daha hızlı ve sizin için de bir süre sonra daha hızlı olduğunu göreceksiniz. Ve burada UV sphere'i seçelim. UV sphere UV aslında iki düzlemde. Yani hani uzunluk ve genişlik anlamında olduğunu belirtmek için UV'nin 3D modellemede bir sürü farklı kullanımı olacaktır. Onların hepsinin nasıl kullanıldığını, ne anlama geldiğini ileride konuşacağız. Ancak burada özellikle konuşmak istediğim şey bu objenin küre olması ve bu kürenin ne kadar küresel olduğunu göstermesi ya da küre gibi durduğunu göstermesi. Şöyle 10 ve 10 segment yaptığımızda dikkat ederseniz bu küre daha köşeli ve sert duruyor. Bu segment sayısını arttırdığımda 50 ve 50. Dikkat ederseniz gittikçe yumuşaklaşıyor. Ancak yine de hiçbir zaman kaybolmayan facet dediğimiz şu yüzey kırılmış, yan yana koyulmuş kırılmış yüzeylerden oluşan görüntü elde ediyoruz. Bunun nedeni bu objenin normallerinin yumuşatılmamış olması.
Normallerinin yumuşatılı olmaması demek de objenin her bir objenin şuradaki noktasının şöyle tab tuşuna basarak vertex moduna geçeceğim. Her bir noktanın kendi yüzeyine paralel dedim dik duran normali var. O normaller eğer birbirlerine nasıl denir? Average'lanmamışsa, birbirlerinin ortalamaları alınmamışsa böyle köşeli ve yuvarlak olmayan bir şekilde smooth olmayacak. Hard edge'li gözükecek. Bunları değiştirmenin yöntemi seçtiğiniz objenin mesh ayarlarında, object data ayarlarına geldiğinizde normals başlığında. Şimdi ben bunu auto smooth dediğimde belli bir açının altında kalan bütün yüzey açılarını, yani bir açıyla diğer bir yüzeyle diğer yüzey arasındaki açının arasında eğer 30 derecenin altında bir değer varsa ya da üstünde, yanlış hatırlamıyorsam altında, orayı otomatikman yumuşatacak. Ama bunu nereleri yumuşatacağını bizim tekrar objenin edit moduna girerek söylememiz lazım. Objenin edit moduna girmek için de şurada object mod, edit mod var ya da kısa yol olarak tab tuşunu kullanabilirsiniz. Tab tuşuna geldim. Yüzeyleri seçtim. Ve şimdi bu bütün yüzeyleri seçmek istiyorum. Blender'da bütün bir objenin bütün yüzeylerini seçmek istiyorsanız kullanacağınız kısa yol A harfi. A harfini seçtiğinizde bütün yüzeyleri seçiyorsunuz. Şunu da yapabilirdim. Şöyle gelip bir dikdörtgensel seçim yapardım. Ancak dikkat ederseniz sadece benim gördüğüm kısmı seçiyor. O benim gördüğüm kısmı sadece seçmesi yeterli olmadığı için A tuşunu kullandım. Bir yöntem olarak da Z harfine basıp görüntü biçimimizi değiştireceğiz. Wireframe'e geçeceğim. Wireframe'e geçtiğimde şimdi öndeki ve arkadaki bütün yüzeyleri gördüğüm için öndeki ve arkadaki bütün yüzeyleri seçebiliyorum. Blender bu konuda diğer bildiğiniz programlardan, 3D programlardan farklı. Diğer programlarda o yüzeyi görmeseniz bile eğer farenizin seçim alanına giriyorsa onu seçiyor. Blender'da bu özellik yok ve iyi yanları var, kötü yanları var. Yani neredeyse bütün özellikler için bunu söyleyebiliriz. Ancak seçebilmeniz için zaten 3 tane yöntem olduğunu gördünüz. Ben şöyle doğrudan yine solid moduna geçeceğim. Objenin üzerine gelip A diyeceğim ve sağ tıklayıp Shade Smooth diyeceğim. Şimdi Shade Smooth dediğimde artık objemin, dikkat ederseniz biraz öncekine göre birazcık daha farklı göründüğünü, birazcık daha smooth ve yumuşak göründüğünü görebilirsiniz. Bu ikisi arasındaki farkı göstermek için de şöyle Shift D diyerek bir bu objenin aynısının bir kopyasını çıkaracağım ve objem aslında grab komutunun içinde, o yüzden şu Y düzleminde hareket ettirmek için sadece Y harfine basacağım. Y harfine basarak sadece bu düzlemde hareket etmesini sağlıyorum ve bunun içine gelip edit moduna girip bütün objeleri seçip shade flat diyeceğim. Shade flat dediğimde dikkat ederseniz biraz önce gördüğümüz görüntüyü elde ediyorum ve normallerin yumuşatılıp yumuşatılmaması arasındaki fark işte bu. Bu normallerin yumuşatılması daha kompleks modellerde, daha kompleks projelerde daha önemli hale gelecek ve daha nüanslı hale gelecek. Onları da daha detaylı bir şekilde size anlatacağım. Şu objeyi siliyorum. Bir daha ihtiyacım olmayacaktır. Küreyle ilgili daha fazla söylemek istediğim bir şey yok. Onu da siliyorum. Son olarak da silindiri göstermek istiyorum. Dediğim gibi diğerleri neredeyse birbirinin benzeri ve aynı özelliklere sahip. Hatta bu objelerden diğerlerini yapabildiğiniz için çok önemli olduğunu düşünmüyorum onları konuşmak. Bir de silindiri konuşalım. Silindiri yaparken de dikey segment sayımız var. Yüksekliğimiz var. Ve yarıçapımız var. Bunların hepsi ayrı ayrı değiştirilebiliyor. Bir de şurada size bu komutun sonuna gelmeden bir şey göstermek istiyorum. Şu cap fill type ile ilgili konuşmak için. Şuraya geleceğim. Wireframe'i açacağım. Çok pardon. Şurada wireframe'i açacağım. Bu bizim objenin segmentlerini görmemizi sağlayacak. Bu segmentlerin özellikle 3 boyutlu modellemenizi oyun, VR, AR uygulamaları için yapıyorsanız segmentlerin dörtgen olması çok önemli. Bu dörtgen olmasının önemli olduğu durumları daha detaylı anlatacağım ya da neden önemli olduğunu daha detaylı anlatacağım. Ama şimdilik burada yapacağımız her şeyin yüzey sayısı, yüzeyin köşe sayısının 4 olmasını, 3 ya da 4'ün üstündeki sayılar olmaması için uğraşmamız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Şöyle objeyi silip tekrar yapacağım. Silindir diyorum. Son ayarlarımı hatırladı. Şurada cap fill type n-gon. N-gon çokgen demek.
Nothing kapalı olduğunu, yüzeylerin açık olduğunu gösteriyor. Triangle fan de dikkat ederseniz şöyle üçgen şekilde bitirdiğini gösteriyor. Silindirlerin üst kısımlarını kapatmak her zaman modelleme sırasında karşılaşacağınız sorunlardan biridir. Çok basit bir şekilde bu sorunu çözmenin bir iki yöntemini göstereceğim ama aklınızda olsun. Engon yaptığınızda daha sonrasında bunu bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Aynı şekilde triangle fan dediğinizde yine bunu bir şekilde daha sonra çözmeniz gerekiyor. Obje ile ilgili diğer şeylerde dikkat ederseniz yine bulunduğu yerleri var. Rotation'ını falan ayarlayabiliyorsunuz ama önemli olan yine burada öncelikle vereceğiniz seçenek değerler daha sonrasında uzunluk genişlik editlenebiliyor. Yapabildiğiniz her şeyi sonradan değiştirebiliyorsunuz. Şimdi aynı durum silindirle ilgili küreyle ilgili konuştuğumuz şeyin aynısı silindirde de var. Ancak silindirde bu durum birazcık daha değişiyor. Şöyle değişiyor. Silindirin yuvarlak yumuşak olmasını istediğimiz kısımları var. Şöyle göstereyim. Şurada wireframe'i kapatacağım. Şurada yumuşak olmasını istediğimiz yüzeyleri var. Ancak şurada da köşenin köşeli gözükmesini istiyoruz. Her tarafın aynı oranda yumuşatılmış gözükmesini istemiyoruz. Bu sorunun çıkması için de ben şöyle yine bu objenin ayarlarında autosmooth açacağım. 90 derece diyeceğim yani açının ne olduğu önemli değil. Otomatikman yumuşat demek istiyorum. Sonra yine object modu yerine edit moduna gelip shade smooth diyorum. Şimdi shade smooth dediğim anla şuradaki sorunu görebiliyorsunuz. Evet objenin geri kalanında çok büyük problemler yok. İstediğimiz gibi yumuşak gözüküyor ama şu kısımda ışıklandırma ile ilgili bir problem var. Bizim gözümüzde bunun şöyle köşede olduğunu gösterecek şekilde aydınlatmayı bekliyor. Bunu görebilmek için bakın autosmooth'u kapattığımda sorun çözülmüyor. Sadece ve sadece şuraya gelip şu üstteki edge'leri, çizgileri seçip buraların köşeli olduğunu söylememiz gerekiyor çok basit bir şekilde. Bunu yapabilmemiz için de birkaç tane yöntemimiz var. Birincisi edge'leri edge moduna geçerek edge'leri seçmek. Teker teker seçebilirsiniz. Şöyle shift'e basılı tutarak seçim ekliyorum. Bu bir yöntem olabilir. Ya da bir tanesini seçtikten sonra alt'a basılı tutarak ikincisini seçmeniz. Buna loop seçimi deniliyor. Bununla ilgili daha detaylı sonradan yine konuşacağız ama şöyle üzerine geldiniz. Alt'a basılı tutuyorum. Tıkladığınızda ne kadar derseniz loop seçimi yapıyorsunuz. Şimdi buna bir ekleme yapmak istiyorsunuz. Shift ile ekleyeceksiniz. Yine altta gelip tıkladığınızda dikkat ederseniz buradaki loop'u da seçtim. Buradaki loop'u seçerek şimdi bu ikisini seçip sağ tıklayıp mark sharp diyorum. Mark sharp dediğimde de objenin buralarının köşeli olmasını istediğimi söylüyorum. Şimdi taba basarak edit modundan çıktım ve edit modundan çıktım. Dikkat ederseniz silindirimin yumuşak gözükmesi gereken, smooth gözükmesi gereken yerleri smooth gözüküyor. Onun dışındaki kısımları istediğim gibi sert gözüküyor. Şimdi bunları bitirdikten sonra yavaş yavaş modellemeye çok basit bir şekilde başlayabiliriz. Ve modelleme yaparken yavaş yavaş gerekli terimleri anlatmaya devam edeceğim. Shift A diyorum. Çok basit bir kupa ya da öncelikle isterseniz vazo ile başlayayım. Silindir diyorum. Radius'um 1 olsun çok önemli değil. Depth'im de 2 olsun dediğim gibi çok önemli değil. Sonradan değiştirebilirim. Sonradan değiştiremeyeceğim ya da değiştirmesi daha zor olan şey bu köşe sayısı. Eğer 32'den daha yumuşak gözükmesini istiyorsanız objenizin ya da daha kaliteli olmasını istiyorsanız 32 diyebilirsiniz. Ama ben size bir başka yöntem, yumuşatma yönteminin farklı bir versiyonunu göstereceğim. O yüzden bunu daha düşük tutacağım. Bu arada burada 16-32 değerleri vermemin nedeni 2'ye bölünebiliyor olması bu sayıların. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölünebilen sayılar seçerseniz segmentlerinizde işiniz birazcık daha kolay olacaktır. Ben genellikle 2'nin katları şeklinde tutmaya çalışıyorum yani 2, 4, 8, 16 şeklinde gitmeye çalışıyorum segmentlerimi yaparken. Belli açılardan kolaylık oluyor. İşte 4'e bölebiliyorsunuz. Yani 4'te birini alıp geri kalanı tekrar kopyalayabiliyorsunuz vesaire. Değişik daha sonradan anlayabileceğiniz kolaylıklar oluyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Şimdi şunu yapalım. Dikkat ederseniz ben depth'i değiştirdim de iki tarafa doğru uzuyor. Ben bu objenin birincisi altının tam şu düzleme gelmesini istiyorum. İkincisi de şu turuncu gördüğünüz orijin noktasında objenin tam altında olmasını istiyorum. Bu yüzden şunu yapacağım öncelikle. Objeyi alıp doğrudan seçtiğim objeyi doğrudan Z düzleminde çok pardon bir birim yükseltiyorum. Neden bir birim yükseltiyorum? Çünkü uzunluğu iki birim ama segment şeyin bulunduğu objenin orijinin bulunduğu yer
bir birim aşağıda. O yüzden bir birim ilerletirsem tam olarak alt tarafı düzlemin üzerine gelecektir. Bu hesaplamayı yapmanızı sürekli istemiyorsanız, ki ben şahsen istemiyorum, doğrudan objenizin orijinalini alıp yerine değiştirebilirsiniz. Bu özellik 2.81 ile geldi. 2.80'de bu özellik olmadığı için daha önceki versiyonlarını da birazcık daha değişik bir yöntemle yapmanız gerekiyor objenizin yerini değiştirmeyi. Ama şimdilik doğrudan ben Transform Origins kısmına geldim. Şimdi şurada gördüğünüz şöyle Z harfine basarak wireframe'e geçeceğim. Şu gördüğünüz orijinin yerinin değiştirebilir olduğunu gösteren gizmoyu görüyoruz. Ben şurada hareket ettirme şeyini kullanarak aşağı getirebilirim. Ve biliyorum ki bir birim aşağıda. O yüzden taşırken eksi 1 yazıyorum. Tamam diyorum. Tam olarak objemin orijinini bir birim aşağı getirdi ve artık objemin orijinini editlemeyi bırakırsam şuraya tıklayarak objemi artık buradan tutup hareket ettirebileceğim. Dikkat ederseniz şöyle şöyle geri almak için Ctrl Z kullanıyorum. Z harfine basıp da Solid Mode'a geçeceğim ki objemi daha rahatlıkla görebilirim. Şimdi istediğim ayarlara gelebildiğim için artık modellemeye geçebilirim. Modelleme ile ilgili birkaç tane komut ismi konuşabiliriz. Birincisi, objemi seçtiğimde Edit moduna geçmek benim büyük ihtimal modellemeye başlarken yapacağım şeylerden biri olacak. Objeyi seçtikten sonra ben alt yüzeylerini ve üst yüzeylerini kaldırmak istiyorum. Bu dediğim sorunu çözmek için, ileride konuşacağız dediğim şey için yapıyorum bunu. Şöyle bir seçim yaptığımda dikkat ederseniz arkadaki objeler seçilmiyor. Dikdörtgensel seçim şurada yaptığınızda gelip şöyle seçebiliyorsunuz. Ve dikdörtgen içinde kalan her şeyi seçiyor. Birazcık aşağı indirdiğimde seçim olmuyor. Şimdi size bir de şunu göstermek istiyorum. Şurada X-ray modu var. Kısa yolu Alt-Z. X-ray modunda da eğer Face modundaysanız, X-ray modundayken şu noktaların içine giren yüzeylere dikkat edin. Dikkat ederseniz onları seçiyor. Öndeki değil de arkadakileri seçiyor. Ben şu noktanın altında kalırsam şu dikdörtgeni seçerken onu seçiyor. Başta bu çok kafa karıştırıcı gelebilir. Özellikle diğer programlardan, Maya Max, Houdini gibi programlardan geliyorsanız kafa karıştırıcı olabilir. Benim için öyleydi. Ancak bir süre sonra alışabileceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu X-ray modunu da bir wireframe moduna bir alternatif olarak kullanabilirsiniz. Ben açıkçası wireframe modu yerine Alt-Z diyerek Solid'in içindeyken X-ray modunu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü çok fazla çizgi vesaire girmesi ve objenin shading'inin olmaması benim için rahatsız edici bir durum oluyor. Ancak bu tamamen kişisel tercih. Şimdi yine öncelikle şu smoothing problemini çözelim. Şu Auto Smooth özelliğini açayım. Daha sonra tabla içine gireyim. Yüzeylerimi seçeyim. Şöyle dikkat ederseniz bunlar içine girdiğinde seçiyor. Sağ tıklayayım. Shade Smooth diyeyim. Bunu Shade Smooth dedim. Alt-Z ile baktığımda tekrar sadece o yüzeyleri shadelediğim için şunları tekrar Shade Flat dememe gerek olmadı. O da bir avantajı. Ancak zaten ben bir de şunu yapmak istiyorum. Objemin göründüğünden daha yumuşak gözükmesini istiyorum. Çünkü şu anki haliyle dikkat ederseniz köşeli gözüküyor. Onu da birazdan çözeceğiz. Çünkü vazo yapıyoruz ve o yaptığımız vazonun birazcık daha ilginç durmasını istiyorum. Biraz önce dediğim gibi şu üst yüzeyleri sileceğim. Seçimden çıkarmak için de Ctrl-L'yi kullanabilirsiniz. Eğer seçim fazladan seçim yaptıysa Ctrl-L ile Ctrl-L'yi basılı tutuyorum ve tıklama işlemini yapıyorum. Dikkat ederseniz objelerimi çıkardı. Şimdi yüzeyi silmek için X'e tıklıyorum. Normalde obje modundayken X'e tıkladığınızda objenizi siliyorken burada hangi tür alt objeyi silmek istediğinizi soracak. Burada benim istediğim face'leri silmek, yüzeyleri silmek. Eğer sizde de benim gibi objenin içinden baktığınızda şurası gözükmüyorsa burada Back Face Cooling özelliğiniz açıktır. Back Face Cooling özelliğinin açık olması oyun modellemesi yapan insanlar için önemli. Onun dışında mimari modelleme vesaire yapıyorsanız o sizin için çok önemli değil. O yüzden bu özelliği görmeniz çok önemli değil ya da gerekli değil. Hatta belki bu sizin için başlangıçta daha kolay olacak. Ben şimdi burada bu objenin şu kısmını birazcık alçaltmak istiyorum, aşağı getirmek istiyorum. Çünkü vazomun şeklini tahmin ettiğim, yapmak istediğim halinin pek başında değiliz. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Edge'lerimi seçeceğim.
Edge seçerken dediğim gibi yine shift'le seçim yapabiliyorsunuz. Şöyle tıklaya tıklaya ya da alta basılı tutup tıkladığınızda bütün devamlı birbiriyle bağlantılı devamlı bütün edge'leri seçiyor. Buna loop seçimi deniyor. Eğer bağlantı yatay yöndeyse şöyle hızlı bir şekilde daha önce göstermediğim bir komutu göstereyim. Şöyle devamlıysa buna loop deniyor. Eğer bunun tam tersi yönündeyse ve birbirleri arasında bağlantı yoksa buna ring deniyor. Şöyle select diyeyim. Şurada loops, edge rings dediğimde dikkat ederseniz şu yöndekileri seçiyor. Eğer loops dersem select, loops, edge loops dediğimde şu yöndekileri seçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam alt CTRL, evet alt CTRL ringleri seçiyor. Sadece altı tıkladığınızda loopları seçiyor. Şuradaki fazlalık edge'i bir şekilde yaptıysanız onun nasıl yapıldığını sonra göstereceğim. Silmek için tekrar X diyorum. Dissolve edges diyorum ve dissolve edges derken silerken bir de vertexleri de silmesini istiyorum. Çünkü edge'ler silinip vertexler silinmezse burada istemediğimiz sıkıntı çıkaracak, vertexler kalacak. O detayları da daha fazla anlatırım. Alt objeleri hızlı bir şekilde geçeyim isterseniz. Vertexler noktalar ve seçim yaptığınızda noktaları alıp editleyebiliyorsunuz. Yani hareket ettirebiliyorsunuz vertexleri ve sadece hareket ettirebiliyorsunuz aslında. Birden fazla seçim yapmadığınızda vertexleri hareket ettirme dışında hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü nokta sıfır boyutlu bir objeyi döndüremezsiniz. Scale'leyemezsiniz. T harfine basıyorum. Yani döndürmeniz mümkün değil. Scale'lemeniz mümkün değil. Sadece hareket ettirebiliyorsunuz. Ne zaman bu objeleri rotate edebilir ya da scale edebilirsiniz diye soruyorsanız fazladan seçim, çoklu seçim yaparsınız. Şu an çoklu seçim yaptığım için birden fazla obje seçimi yaptığım için şimdi bu objeleri hareket ettirmenin dışında döndürebiliyorum istersen. Şöyle bir twist efekti vermek istiyorsanız scale'leyebiliyorum. Yani birbirlerine yaklaşıp uzaklaştırabiliyorum. Aslında vertexlerin kendileri büyümüyor. Vertexlerin birbirleri arasındaki uzaklıklar büyüyor. Yani aslında bir tür hareket ettirme işlemi yapıyorsunuz. Ancak burada hareket ettirme işleminiz büyütme olduğu için birbirleri arasındaki uzaklıklar da değişiyor. Aynı şekilde rotate de yine vertexin kendisinde bir yerinde bir değişiklik oluyor sadece. Ancak topluca döndürdüğünüz için bir twist etkisi olmuş oluyor. Ben şimdi yine Blender'ın kendi içindeki kısa yolları kullanacağım. Ben şu gizmoları kullanmayı açıkçası çok sevmiyorum. Ve bunu 3D Max ve Maya'dan gelen birisi olarak söylüyorum. Çünkü onların temel çalışma prensipleri bu gizmolar sayesinde. Ancak Blender'da G'yi kullanıp sonra hareket ettirmek istediğiniz düzlemde sınırlamanız objeniz kesinlikle bana daha kolay geliyor. İsterseniz sayı değerleri de verebiliyorsunuz. Şimdi 0 nokta şöyle nokta 5 diyelim ya da klavyenizin şeyine göre değişecektir. 0.5 çok pardon. Şöyle yapayım. 0.5. Klavyem şu an İngilizce modunda Türkçe klavye kullanıyorum. Ancak o yüzden noktanın yerini bir türlü bulamadım. 0.5 hareket ettirdim. Aynı şekilde şu an evet bir nedenini daha söyleyeyim neden bu gizmoları sevmediğimi. Çünkü diğer programlarda gizmonuz açıkken seçim yapmanıza izin verir. Ancak burada gizmonuz açıkken ayrıca seçim yapmanıza izin vermiyor. O yüzden ben G'yi, R'yi ve S'yi kullanmayı tercih ediyorum. Hareket ettirme, döndürme ve büyütme, küçültme işlemleri için. Şöyle göstereyim. Şu an şurada gördüğüm bütün vertexleri seçtim. S dedim. Dikkat ederseniz scale'leniyor. Şöyle burada dikkat edin yine bakın. Böyle seçim yaptığım için arkada kalan yüzeyleri noktaları seçmiyor. O yüzden yine kısa yolunu biraz önce söylemiştim. Alt Z ile Ghost moduna geçelim. X-Ray moduna geçelim. Şöyle hepsini seçelim. Ondan sonra bunu G ile aşağı indireceğim. Z düzleminde başka düzlemlerde kaymasın diye. Sadece Z'ye basarak onu sınırladım. Şimdi birazcık daha rahat bir şekilde ben bu yüzeyi yükselte yükselte gitmek istiyorum. Ancak bunun için Edge moduna geçmem gerekiyor. Çünkü vertexlerin extrude edilmesi Blender'da mümkün. Ancak diğer programlarda ve alışık olduğumuz diğer şeylerde pek sağlıklı olmadığını bildiğim için ve yine aynı şekilde Blender'da da çok sağlıklı bir şey değil, sağlıklı olmadığını bildiğim için doğrudan Edge moduna gidip Edge'leri yükseltmeyi deneyeceğiz. Şimdi Edge'leri yükseltmek dediğimde de yine bir loop seçimi yapacağım. Yükseltmek dediğim bu değil.
Dikkat ederseniz yeni bir segment eklemek istiyorum aslında. Yeni bir yüzey eklemek istediğimde. Ve bu segment ekleme durumunu extrude komutuyla yapacağız. Extrude komutu edge'lerde ve face'lerde, yüzeylerde çalışır. Ve edge'lerde çalışırken seçtiğiniz edge'i üstüne doğru çıkan yeni bir yüzey oluşturuyor aslında. Ve kısa yolu E harfi. E harfine tıkladığımda dikkat ederseniz o edge'den ikinci bir edge çıkıyor ve arası bir yüzeyle doluyor. Escape'e basarsanız aklınızda olsun, sıfır değeri verdiğinizi düşünür. Orada gereksiz bir yüzey oluşur. Sıfır büyüklüğünde ve bu ileride de göreceksiniz çok büyük sıkıntılara yol açar. O yüzden geri Ctrl-Z yapmayı unutmayın. Sadece Escape'e basmanız yeterli değil. Şimdi Ctrl-Z yaptığımda dikkat edersiniz orada fazladan yüzey oluşmadı. Topluca bir yüzey oluşumu istiyorsam da bütün objeleri seçeceğim. Extrude Region komutunun adı ama ben de oradan Extrude diyorum. Seçtim komutu. Şurada artıya tıklayarak dikkat ederseniz yükseltebilirsiniz ve istiyorsanız 0.5 ya da negatif 0.5 değerinde girebiliyorsunuz. Tabii bu birazcık beni sınırlayan bir şey. Biraz yavaş olduğunu düşündüğüm şey. O yüzden W'ye basarak seçim moduna geçeceğim. Extrude komutundan kurtulacağım. Geri alacağım bu işlemi. Tekrar şey yapacağım. Edge loop'larını seçeceğim ve şimdi bu kez E harfine doğrudan basacağım. Aynı grab komutunda olduğu gibi, move komutunda olduğu gibi Z harfine basarak Z'de sınırlayabilirsiniz ve istiyorsanız sayı değeri girebilirsiniz. Ancak ben öyle yapmayacağım. Ben de oradan çok basit bir şekil yapmak istiyorum. Şöyle E ile şey yapıyorum. Sonra S ile küçültüyorum. Hızlı bir şekilde E ile yükseltiyorum. S ile büyütüp küçültüyorum. E, Z'de sınırladım. S, şöyle küçülttüm. Aynı şekilde daha sonradan geri dönüp hoşunuza gitmeyen kısımları birazcık modifiye edebilirsiniz. Mesela burasının birazcık daha yukarıda olmasını istiyorsanız şöyle bir seçim yaptım. G ile yukarı kaldırdım. Aynı şekilde burayı seçtim. G ile yukarı kaldırdım. Araya segment eklemeyi şimdi hemen konuşacağız. Öncelikle sadece extrude komutunu kullanarak belli bir şekilde elde etmeye çalışayım. E ile yükselttim. Z'de sınırladım. S ile birazcık küçülttüm. E'de, Z'de sınırladım. Yine S ile küçülttüm. Scale komutuyla. Belki şurayı birazcık yukarı alırım. G harfiyle. Sonra belki şurayı ya da orayı geri alayım. Dikkat ederseniz birazcık zaten sesli düşünüyorum. Bunu yaparken doğrudan kafamda %100 bir plan yok. Şöyle ve şöyle bir hareket yapıyorum. Ve belki de burası çok yüksek oldu. Şunları seçeyim. G, Z. Şimdi bu kez extrude işlemi yapacağım. Ancak burada extrude işleminde başka bir şey yapmam gerekiyor. Çünkü dışarı doğru gitmek istiyorum. Her bir obje kendi yüzey yönüne gitsin istiyorum. Ve E dediğinizde dikkat ederseniz hepsi aynı yöne gitmeye çalışıyor. Şu an yine aklınızda olsun, burada yeni yüzeyler oluştu. Onları geri alacağım. Bunun dediğim şeyi yapabilmem için sağ tıklayıp şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Yani şöyle extrude along normals durumunda bir şey yapmam gerekiyor. Objenin yüzeyleri tam olarak şey olmasın diye. Offset değerini verdik. Even dedim. Çok pardon, burada bir hatam oldu. Şöyle bunun dediğim şeklini yapabilmem için artık yüzey extrude işlemine gitmem gerekiyor. Ama öncelikle bu yüzeyini kapatmam gerekiyor ki burada yüzeyle çalışabileyim. Bunun için de sağ tıklayıp fill diyebilirsiniz. Ya da new face from edges diyebilirsiniz. Böylelikle şimdi burada edge yerine yüzeyim oluştu ve yüzey modunda devam etmek istiyorum şimdi. G'ye. Yüzey modunda neden devam etmek istediğimi şimdi bir sonraki adımda göstereceğim. Burada da extrude'un çalıştığını söylemiştim. E harfine basarak şöyle bir daha yükselttim. Şöyle küçük bir şu kısımda bir ağız yapmak istiyorum aslında. Ve şimdi şuradaki yine aslında loop, yüzey loop'larını seçiyorum. Edge loop'ları yerine. Yine altta yaptım bunu. Şimdi ben bunların extrude yaparken dikkat ederseniz her zaman aynı tarafa gittiğini görüyorum. Tekrar geri alayım. Ben bunların her tarafın hepsinin aynı yöne değil de her birinin kendi normalleri yönünde gitmesini istiyorum. Yine söylediğim gibi normaller bu yüzeyden dik çıkan bir vektör aslında. Ve extrude along normals komutunu da bu amaçla kullanacağım. Şimdi dikkat ederseniz şöyle bir kısım açabiliyorum. Böyle bir ağızlık yapabiliyorum. Ve ondan sonra istediğim gibi gelip burayı, hop, çok pardon,
Böyle. Odaklanayım. Klavyenizde eğer numpad varsa numpad'in yanındaki virgüle bastığınızda objenizi odaklıyor. Eğer objenizin yerini kaybettiyseniz. Ben şuradaki edge'lere ulaşmak istiyordum. Bu arada bu edge vertex yüzey arasında geçişler 1, 2, 3. Ancak bu edit modunda 1, 2, 3. Obje modunda collection'larınız arasında geziyor. Layer'larınız arasında geziyor. Onu da yine detaylı bir şekilde konuşuruz. Ama ben 1, 2, 3'e basarak değişik alt obje modları arasında gezinebiliyorum. Taba girip de çıkararak alt obje modundan girip çıkabiliyorum. Edge moduna geleceğim. Tekrar loop seçeceğim. Ben burayı birazcık aşağı çekmek istiyorum. Şöyle birazcık daha değişik bir açı vermek istiyorum buraya. Şu yüzeyi de 3'e geldim. Face moduna geldim. Birazcık küçültüp içeri doğru yine extrude yapabilirsiniz isterseniz. Bu etkiyi vermek istiyorsanız. Ancak ben başka bir komutla bunu göstereceğim. Shift ve Alt'la şöyle seçtim. Şu yüzeyi sileceğim. Çünkü ben bu objenin, çok pardon. Şöyle sildim. Ben bu yüzeyin et kalınlığına sahip olmasını istiyorum. Çünkü şu haliyle biraz önce dedim eğer oyun modellemesi yapıyorsanız bu objenizin içine baktığınızda içi gözükmeyecek. Sadece dışı gözükecek ve eğer içinin de gözükmesini istiyorsanız, öyle bir etki vermek istiyorsanız sizin içinde de bunun yüzeyler oluşturmanız, bir et kalınlığı vermeniz gerekiyor aslında. Şöyle tekrar şöyle bir odaklayalım. Dediğim gibi tabii ki dünyanın en güzel şeyi olmadı, efekt olmadı. Çünkü birazcık daha üzerinde çalışılması gereken özellikler var. Birincisi belki şu ağız kısmını genişletebiliriz. İkincisi şuraya daha fazladan segment ekleyebiliriz. Öncelikle o segment ekleme kısmına gelelim isterseniz. Ben buraya birkaç segment çizgi ekleyerek burada birazcık daha yumuşak bir etki elde etmek istiyorum. Bunun için de bir komut var, onu kullanacağım. Bu loop cut denilen komut. Loop cut yeni segment eklemek için en çok kullanacağınız komutlardan birisi. Extrude ve loop cut neredeyse modellemenizin büyük bir temelini oluşturacak. Inset ve Bevel'de birazdan göreceğiz. Onlar da yine önemli komutlar arasına giriyor kullanacağımız komutlar içinde. Loop cut'a gidiyorum. Loop cut'ınız şöyle bir şey yapıyor. Var olan loop'lar arasında yeni bir loop oluşturuyor ya da var olan ring'ler arasında yeni bir bağlantı oluşturuyor. İkisi de neredeyse aynı anlama geliyor ve çalışması için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Birincisi size nereye koyacağınızı gösteriyor. Dikkat ederseniz bu yönde ya da bu yönde. Farenin tekerleğini döndürerek sanırım şu an o çalışmıyor. Farenin tekerleğini döndürerek aslında çalışıyordu. Neyse segment sayısını arttırıyordu ama segment sayısı daha çok arttırılabilir. Pardon, belki de buradaki komutu kullandığım için oluyor bu. Eğer CTRL'e kısa yoluyla yaparsanız, evet CTRL'e kısa yoluyla yaparsanız tekerlekle döndürdüğünüzde segment sayısını arttırabiliyorsunuz. Bu sınırlamanın farkında değilim, üzgünüm. Ancak benim de görmem iyi oldu. Buradan yapmamayı zaten pek tercih etmiyorum. Çünkü kısa yolları kullanmak daha iyi oluyor. Dediğim gibi kısa yol CTRL'e loop cut'ı çalıştırıyor. Farenin tekerleğini döndürerek eklemek istediğiniz segment sayısını arttırabiliyorsunuz. İlk tıkladığınızda artık size tam olarak nereye gelmesini istediğini soruyor. Biraz daha yukarı alıp biraz daha aşağı alabilirsiniz. Sağ tıklayarak da tam ortaya getirmeye çalışabilirsiniz. Sağ tıkladım. Dikkat ederseniz tam olarak factor değeri 0 oldu. Smoothness da sizin için bunu yumuşatmaya çalışıyor. Bunu ben yine scale ile yapmayı tercih ederdim ama dikkat ederseniz komutun içinde doğrudan yumuşatma özelliği var. Ben yumuşatmayıp scale ile yapacağım. Yine number of cut sayısını eklenen segment sayısını tabii ki arttırabiliyorsunuz. Ben şimdi şunu seçip scale'leyeceğim. Yine aynı şey oluyor dikkat ederseniz ve şeye dikkat edin. Özellikle açılar değiştikçe, edge'ler arasındaki açılar değiştikçe şu angle özelliğinden dolayı yumuşuyor objenin belli kısımlarına dikkat ederseniz. Tabii şu anki haliyle pek kaliteli bir yüzey şeyine sahip değiliz. Bu sorunu çok kolay bir şekilde çözebiliriz. Bunun için modifier ekleyeceğiz. Modifierler objenin üzerinde değişiklikler yapan parametrik özellikler gibi düşünebilirsiniz ve parametrik dediğimde o özelliklerin ayarları değiştirilebiliyor, sayısal ayarları değiştirebiliyor ve buna göre verdiği etkiler de değişebiliyor.
Bunu göstermeden önce wireframe'i açalım. Objenin yüzey sayısını görelim. Objenin yüzey sayısına şuradan da ulaşabilirsiniz. Dikkat ederseniz elimde 336 tane yüzey var, üçgen var. 176 tane de yüzey var. Şimdi bunun normalde birbirinin iki katı olması gerekiyor. Eğer her şey dikdörtgense, poligonsa, dörtgense. Ancak dikkat ederseniz şurada altta üçgen yüzeyler var. O yüzden tam olarak birbirinin iki katı olarak gözükmüyor. Genelde oyun modellemelerinde yine bunu söylüyorum. Yine mimari modelleme ya da başka bir modelleme yapıyorsanız bu çok önemli değil. Ancak oyun modellemelerinde bunun tam olarak birbirinin iki katı olması gerekiyor ve yine size bunları çözmek için nasıl yapıldığını çözmeyi, nasıl bu sorunu çözmeyi göstereceğim. Modifier'lara geliyorum. Ben burada Subdivision Surface modifier'ını ekleyeceğim. Bu modifier otomatikman objenin yüzeylerini dört katına çıkarıyor. Yani bir tane olan, şöyle göstereyim. Bir tane olan yüzey birdenbire dört tane oluyor. Ve aynı şekilde bu yüzey sayısı azlığı nedeniyle sert, köşeli gözüken obje birdenbire daha fazla yumuşak gözüküyor. Burada interpolation, Catmull-Clark denilen interpolation sistemi kullanılıyor. Bununla ilgili merak ediyorsanız internette araştırma yapabilirsiniz ama şunu söyleyeyim sadece. Ed Catmull eski bir NASA bilim adamı ve Disney'in kurucularından biri. Ve 3 boyutlu grafik dünyasına birçok katkısı var. Hani araştırmasını yaparsanız belki ilginç şeyler bulabilirsiniz kendisiyle ilgili ve bu yumuşatma algoritması da onun adını taşıyor tabii Clark. Clark'la ilgili pek bir bilgim yok. Şuradaki viewport ve render subdivision sayısını arttırarak dikkat ederseniz yüzey sayısını katlayabiliyorsunuz. Render sırasında şu an ikisi de eşit sayıda olduğu için şuraya gelip Wi-Fi'mi kapatacağım. Render sırasında da viewport'ta da aynı kalitede gözükecek ama mesela viewport'ta daha düşük kalitede gösterip render sırasında daha fazla kalitede alabilirsiniz. Bu da bilgisayarınızın ekran kartına çok yormamanızı sağlayacak. Tabii çok basit bir obje üzerine çalıştığımız için böyle bir derdimiz yok. Aynı şekilde bu bilgisayarda GTX RTX 2070 var. O yüzden birçok yani milyonlarca poligona çıkabilecek şekilde bir grafik gücü var. Ancak yine daha basit bilgisayarlarda, daha düşük özellikli bilgisayarlarda çalışıyorsanız bu sayıyı çok yükseltmemeye çalışın elinizden geldiğince. Şimdi burada evet yumuşatması güzel ama istemediğimiz birkaç şey oldu. Özellikle şu kısmını dikkat etmenizi, aynı şekilde şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şuradakini konuşalım. Buradaki şu durumun yumuşamanın olmasının nedeni şöyle objenin bir kopyasını çıkaracağım. Ve kopyasını alt D, Shift D ile biraz önce Shift D ile çıkarmıştım. Bu kez Alt D ile çıkaracağım çünkü Alt D bu objenin özelliklerinin tamamını taşımasını sağlıyor. Yani ben bu modifier'i sileyim. Şurada bir objenin bir özelliğini değiştireyim. Dikkat ederseniz öbürü de değişecek. Şunu göstermek istiyorum. Sadece bunun üstünde modifier var. Bunun üstünde modifier yok. 3D Max'ten gelenler instance gibi düşünebilir. Ancak 3D Max'te modifier'lar birbirlerini instance diyebilirken burada o özellik tam olarak yok. Bir benzeri var. Linkleyebiliyorsunuz ama şimdilik olmadığını düşünün. Şimdi şurada göstermek istediğim şey çok basit bir şey. Şurada aslında subdivision modellemenin temeli bu. Burasıyla burası arasında ekstra bir edge olmadığı için burayı yumuşatıyor. Aynı şekilde burayla bura arasında çok fazla edge olmadığı için burayı tamamıyla yumuşatıyor. Eğer bunu istemiyorsanız şu kısma yakın, şu edge'e yakın yeni edge'ler oluşturursanız burası daha sert gözükecektir ya da creased'li gözükecektir ve bütün subdivision modellemenin temeli bu. Şu an çok başlangıç seviyesi için abartılı bir zor bir konu gibi gelebilir ama daha sonrasında yaptıkça daha kolay olduğunu göreceksiniz. Ben tablıyorum. Tab tuşuyla obje moduna geçiyorum ve Ctrl+R diyerek yeni segment ekleyeceğim. Şimdi yeni segment ekledim. Doğrudan obje moduna çıkayım. Dikkat ederseniz otomatikman yeni bir şey göreceksiniz. Burası artık şu kısmı en azından eskisi kadar sert değil. Yumuşak değil. Aynı şeyi şu kısım için de yapacağım. Ctrl+R diyorum. Şöyle daha yakın bir şey yapıyorum. Aynı şekilde şurası ve şurası için de yapacağım ki oralarda sert olsun. Şöyle. Şimdi gelip baktığınızda subdivision modellemenin aslında temelini göreceksiniz. Sert yüzeyler istiyorsanız yumuşak yüzeyler istiyorsanız edge'ler birbirinden uzak olacak. Sert edge'ler istiyorsanız da edge'ler birbirine yakın olacak.
Bu arada şu 3D cursor beni rahatsız ediyor. Ben o 3D cursor'ı kapatacağım. Şimdi elimizde şöyle bir şey var. Aslında bir vazo gibi oldu. Şu aşağıdaki problemi çözelim. Şu aşağıdaki problemi çözmek de aslında çok basit. Alttaki yüzeyleri dörtgenleştirmeye çalışacağız. Dörtgenleştirmek için değişik yöntemler kullanabilirsiniz. Birincisi şöyle yüzey moduna geçip bunların hepsini silebilirsiniz. Şöyle seçelim bunları. Şimdi sonuca bakın isterseniz. Aşağıda bir yüzey olmadığı için hiçbir şey değişmiyor. Ancak şöyle bir şey yapacağım. Face Edge moduna geçeceğim öncelikle. Sonra F harfiyle burayı dolduracağım. Sonuca bakalım. Sonuç dikkat ederseniz biraz önceki kadar kötü gözükmüyor ama yine sorunlar var dikkat ederseniz. Yine bir wireframe'i açayım. Bu arada her defasında wireframe'i açmak için böyle bir ayarların içine girmekle uğraşmak istemiyorsanız şöyle bir kısa yol göstereceğim size. Sağ tıklıyorsunuz. Assign Shortcut diyorsunuz. Ve mesela F5'i kullanalım. Şimdi artık F5'i tıkladığımda dikkat ederseniz wireframe modunu açıp kapatıyor olacak ve açıkçası ben bunu kullanmayı tercih ederim. Yine size kalmış. Yine gidip şuradan wireframe açıp kapatabilirsiniz. Şimdi burası yine dikkat ederseniz düzgün gözükmüyor. Ben şuraya gelip birazcık daha temizlik yapmam gerekecek. O sırada size insert komutunu da göstereyim. Insert komutu aslında Extrude'un hareket etmeyen versiyonu gibi düşünün. Extrude'da bir belli bir yere hareketlenme vardı. Inset'te tam ters demeyeyim. Hareket etmekten çok scale'lenme durumu olacak. Inset'in kısa yolu I. I'ye bastığımızda dikkat ederseniz yeni yüzeyler oluşturuyor benim için. Ve kendisi küçülüyor. Büyüyemiyor. Büyümesini istiyorsanız büyütürsünüz ama ben bunu tercih etmiyorum. Küçülüyor ve o küçülmenin belli bir değeri var. Aslında çerçeve yapma komutu gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi tabii ben böyle bir şey yaptığımda sorunu çözmedim. Sadece erteledim gibi. Evet, birazcık daha temiz duruyor. Ancak F5'e basayım tekrar. O wireframe'deki durum çözülmedi. Ama eğer böyle durmasını istiyorsanız opsiyonu tabii ki böyle kullanabilirsiniz. Tamamıyla bu sorunu çözmek için buraya gelip burayı tamamen dörtgenleştirmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek için burayı sileceğim. X deyip yüzeyleri sileceğim ve edge'leri edge moduna geçerek birbirlerine bridge'lemem gerekiyor. Sağ tıklıyorum. Bridge Edge Loops diyorum. Dikkat ederseniz bu edge ile bu edge arasında bir köprü oluşturacak yeni bir dörtgensel yüzey oldu. Ve şöyle bir seçim yaparak bridge'lerin doğru çalışması için, bridge komutunun doğru çalışması için edge'ler arasındaki sayının eşit olması lazım. Yani karşılıklı edge'lerin sayılarının eşit olması lazım. Sayılarda hata olursa dörtgen olmayacak. Komut çalışacak ama dörtgen olmayacak. Şöyle dikkat ederseniz hepsi dörtgen. Eğer bir tane fazla seçseydim ya da şöyle bir şey seçiyor olsaydım ve böyle bridge edge loops deseydim dikkat ederseniz ya yapamıyor ya da yanlış yapıyor olacak. Yapamadığını söylüyor. Şöyle. Şimdi bu sorun tamamen çözüldü. Artık ben F5'e bastığımda dikkat ederseniz şurada daha doğru değerler görüyorum. Yine tamamıyla sorun çözülmüş gitmiş gibi durmuyor. Ancak şu an için bizim şuradaki amaçlarımız için bu tamamıyla yeterli bir durum. Yine aklınızda olsun, eğer buradaki yüzey sertliğini arttırmak istiyorsanız şu yüzeyleri seçip genişletebilirsiniz. Şöyle S ile. Edge'ler birbirine yaklaştığında segmentler ve segmentlerin köşesi daha sert gözükecek dikkat ederseniz. Tabii diğer yöntem de şuralara yeni edge'ler eklemek olur. Şöyle ve şuraya yeni edge'ler eklersem dikkat ederseniz alt tarafı daha sert gözüküyor. Ve bir de tabii bütün vazo modellerinde her zaman aklınızda olsun. Altı hiçbir zaman böyle dümdüz olmaz bu objelerin. Şöyle G deyip hareket ettirip birazcık yukarı taşırsak birazcık daha altı daha doğru duracak. Son olarak da şunu yapmak istiyorum bu objeye. Dediğim gibi o et kalınlığını vermemiz gerekiyor. Et kalınlığı vermek için Add Modifier deyip Solidify diyeceğim. Solidify sizin verdiğiniz kalınlıkta, objenizin bulunduğu kalınlıkta bir kalınlık ekleyecek. Bakın 0.1, 1 santim kalınlığında dikkat ederseniz daha fazla kalınlık da verebiliyorsunuz. Kalınlığı dışarı da verebiliyorsunuz. Ben hacmi aşmamak için kalınlığı içeri verdim.
Sadece şuna dikkat edin kalınlığı içeri verdiğinizde. İçerideki yüzeylerin birbiriyle bir şekilde çakışmaması için dikkatli olun. Wireframe'e geliyorum. Bunu görmek için de şöyle ortografik moda geçeceğim. Ön görünüşe geçeceğim. Şuradan bakalım. Sayıyı arttırdım. Bakın dikkat ederseniz yüzeyler iç içe geçiyor. Bu genelde istenmeyen bir sonuç. O yüzden verdiğiniz değer mümkün olduğu kadar yüzeylerin iç içe geçmesine engel olsun. Ve şu da önemli, bu biz burada modifierları kullanırken. Önce solidify yapıp önce subdivision yapıp sonra solidify yaptığım için şuralarda tam olarak köşeli yüzeyler çıkıyor. Tam olarak istediğim şekilde çıkıyor. Ancak bunu tam tersini yapsaydık, yani önce solidify yapıp sonra subdivision deseydim, dikkat ederseniz burası yumuşatmanın bir parçası oluyor bu yeni yüzeyler. O yüzden de çıkan sonuç tam olarak istediğiniz sonuç olmayabilir. Aklınızda olsun, modifierlerin sırası birçok programda olduğu gibi Blender'da da önemli. Çok basit bir şekilde bir vazo modelledik. Bir sonraki derste birazcık daha kompleks şekiller modellemeye başlayacağız ve şu an bugün öğrendiğimiz extrude, inset, loop, cut ve bridge komutlarını yine birçok kez kullanacağız. Aynı şekilde bu gördüğümüz modifierları yine kullanacağız. Apply diyerek bu modifierların editlenme özelliğini kaldırıyorsunuz. Şimdi artık modifierlere erişiminiz yok ama alt objelere erişiminiz hala var. Bu ders dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste birazcık daha değişik bir şey modellemeye çalışacağız.